Doğrudur, doğrudur hocam. Tomara Şelalesi'ne ilk defa geliyorum. Şu an güzel bir yer. Dağın içerisinde süt köpüklü yani. Tomara Şelalesi'ni herkesin görmesini tavsiye ederim. Gezilecek, görülecek bir yer. Gümüşhane adeta bir turizm cenneti. Tomara Şelalesi ülkemizin en bilinen tabiat parklarından biri. Son yıllarda şelaleye yönelik turist yoğunluğu, ziyaretçi yoğunluğu oldukça fazla. Öncelikle Gümüşhanelilerin bu şelaleyi ziyaret etmesinde fayda var. Bölgeye, ülkemize tanıtılabilecek bir mekan. Tomara Şelalesi'ne gelin ve buradaki güzelliği hep birlikte görün ve sevdiklerinize bu güzellikleri gösterin diyoruz. Gümüşhane ülkemizdeki cennet mekanlardan biri. Tomara Şelalesi ise görülmeye değer, görülmeye değer. Önemli bir mekan. Hepinizi Gümüşhane'ye bekliyoruz. Hatay'dan geliyorum. Matematik öğretmeniyim. 8 aydır buradayım. Görevim itibariyle Gümüşhane'de yaşıyorum. İlk defa öyle güzel bir yere geldim. Gümüşhane için bence Tomara Şelalesi güzel bir nimet. Bizim Hatay'daki Harbiye Şelalelerine benzetiyorum. Orada da Napolyon'un gözyaşları diyorlar. Şelale gerçekten çok güzel. Tavsiye ediyorum, kesinlikle herkes ziyaret etmeli. Daha önce de gelmiştim. Buradaki tesisleri daha önce de görme fırsatım olmuştu. Eski haline nazaran gerçekten çok güzel, çok büyük yatırımlar yaparaktan bir turizm tesisi haline gelmiş. Özel idare, doğa koruma gerçekten buraya büyük bir yatırım yapmış. Ve kerkitliler, gümüşhaneler de buraya sahip çıkmış, aşıranlar. Hani buranın yerli insanları da buraya sahip çıkmışlar. Doğanın içinde böyle bir şelale Türkiye'de sayılıdır. Gerçekten güzel yatırımlar yapılaraktan güzel bir çalışma olmuş. Herkesin emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Daha güzel bir şekilde bir tanıtım yapılırsa burası turizm açısından çok güzel bir yer olabilir Gümüşhane için. Sosyoloji bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Sizlere şunu söylemek istiyorum. Gümüşhane sadece merkezden ibaret değil.
Gümüşhane dışında çok güzel yerler vardı ve gelip bunları görmenizi istiyorum. Hepinizi buraya davet ediyorum. Tomaraşehir Sabiat Parkımız 2019 yılı sezonu için tüm hazırlıklarını tamamlamış bulunmaktayız. Yaz sezonu itibariyle inşallah doğa severleri, turizm severleri Sabiat Parkımıza bekliyoruz. Tomaraşehir Sabiat Parkı Orman Bakanlığı Milli Parklara bağlı olan bir tabiat parkıdır. Bizler işletme olarak son 3 yıl içerisinde 2017'de 100 bin, 2018'de 175 bin ve 2019'da 250 bin hedefi, 250 bin ziyaretçi hedefi olan bir işletmeyiz. İnşallah bu hedeflerimizi ilçemiz Çiğran'la, ilimiz Gümüşhane ile ve Gümüşhane'deki tüm turizm destinasyonlarımızla birlikte gerçekleştireceğiz. Bizler işletme olarak bu amacımızı gerçekleştirmek için çok ciddi çabalar sarf ediyoruz. Burada sadece işletme olarak tabii ki biz değil, yerel halkımız, Şiran halkımız, Gümüşhane halkımız ve ilimizin çeşitli bürokrasisi ve turizmle ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşları da buna gerçekten çok ciddi anlamda destek oluyorlar. Ve bugün baktığımızda Gümüşhane'deki 14 destinasyonumuzun tamamı gerçekten ziyaret için hazır. Ve Tomar olarak biz çok çok daha iyi hazırız. Ve yerli yabancı bütün turistleri alanımıza davet ediyor ve bekliyoruz. Alanımız şu anda günübirlik ziyaretçinin her anlamda kullanımına uygun, tertemiz, müthiş bir doğa harikası bir yer. Suyumuz gördüğünüz gibi son 5 yılın en yüksek debisiyle akmakta. Gerçekten son 5 yıldır malum kış şartlarının biraz daha az yaşanması dolayısıyla kış ne kadar az olursa su debisi de o kadar az oluyordu. Ama son 5 yıldır gerçekten debinin en yüksek olduğu, sizlerin de göreceğiniz su patlaması dediğimiz olayın en yukarıdaki gözelerden gerçekleştiğini biliyoruz. Şelalemiz adını malumunuz 40 gözelerden alıyor. Burada 40 ayrı kaynaktan su akarak şelaleyi oluşturuyor. Sizlerin de görmüş olduğu gibi en baştan başlayarak bu arkamdaki vadi şelalenin yatağını oluşturan vadi. Ve arkamızda görmüş olduğunuz çimen dağları da kışın yağan kar sularının erimesiyle şelalenin yatağını oluşturuyor. Tabii şelalenin suyunun ne şekilde geldiğini hiçbir anlamda bilmiyoruz. Sadece yataktan suyun geldiğini, bu şekilde gözelerden aktığını biliyoruz. Su patlaması dediğimiz olay da her yıl Mart ayının ikinci haftasından sonra Nisan ayının üçüncü haftasına kadar gerçekleşiyor. 2019 yılı su patlamamız 8 Nisan'ı 9 Nisan'a bağlayan gün gerçekleşti. Ve bu patlama Ağustos'un sonuna kadar bu şekilde devam ediyor. Ağustos'un sonundan sonra da debimiz düşüyor. Ama hiçbir zaman suyumuz kurumuyor. Bütün doğa severleri buradaki yazları çok soğuk akan suyumuza ve kışları ılık akan suyumuzu ziyaret etmeye bekliyoruz.